Sayın Divan, sevgili milletvekilleri, komisyon, ekranları başlarında bizleri izleyen sevgili halkımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Az önce şurada otururken bir şey gördüm, onu söylemek zorunda hissediyorum. Eski bakanımız Vahit Kirişçi, biz de tarım komisyonundayız. Sayın Bakan, sizi seçtik de daha tarım komisyonu diye bir şey, Türkiye'de tarımı konuşurken, tarımı konuşurken, Türkiye'de sürünlerini konuşurken daha komisyonu... Baştan başlayalım efendim. Evet, benden önceki hatipler yüksek sesle konuştu. Evet, haklı olarak biz de... İşitme kaybı oluştu. Evet. Sayın Bakan, şu tarım komisyonunu bir toplasanız da, hani 6 ay önce seçtik sizi, bir toplasanız da Türkiye'deki tarımı, su ürünlerini konuşsak çok memnun oluruz. Niye bakanlığınızın kısa sürdüğünü buradan anladım, onu da söyleyeyim. Bir de konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Sayın Kara İsmailoğlu, bir sözünüz vardı. 2022'de Sinop Ayancık, Sinop arası, Türkiye arası ve Çangal yoluyla ilgili bir 2022'de bitecek diye söz verdiğiniz, o yol da daha bitmedi. Sayın Bakanımıza burada büyük bir görev düşüyor. Bizim burada bir komisyon kurduk. Türkiye'de balıkçılık ve su ürünleri araştırma komisyonu kurduk. Yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır sahalardayız. Türkiye'nin ilk başta Muğla, İzmir bölgesinden başladık. Sonra Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon ve diğer ilçelerin toplandığı çalışmalarımız oldu. Önümüzdeki hafta Van'a gideceğiz. Ege, Akdeniz, Türkiye'nin bütün alanlarını, iç sularda dahil bütün alanlarını tarıyoruz. Burada şu anda yaptığımız gibi çok fazla siyaset yapmıyoruz. Çünkü sahaya indiğimiz zaman balıkçıların sorunları, su ürünleri sektörünün sorunları artık Türkiye herkes tarafından bilinmeye başladı. Komisyon bir rapor tutacak ve bu rapor sonucunda emin olun ki Türkiye'deki su ürünleri sektörünün ortaklaştırılmış bir şekilde ivme kazanacağına inanıyorum. Biz 5 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5 yıldan beri bu su ürünleriyle ilgili çalışmamız devam ediyor. İktidarımızda dedik ki bir bakanlık kuracağız. Vatandaşa da söz verdik ama iktidar olamadık. Şunu da söyleyeyim, biz bilgiyi saklamıyoruz. Türkiye'de muhalefet yaparken de yapıcı muhalefet olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de eğer siz kurun bu bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkede su ürünleri sektörünün düzelmesi adına biz elimizden geleni yaparız Sayın Bakan. Bizim yaptığımız yıkıcı değil, olması gereken doğruları, sektörün düzelmesi adına, üç tarafı denizlerle çevrili, 4 denize olan, iç suları olan bir ülkede bu kadar zayıf kalmamız maalesef üzücü. Balıkçılarımız diyor ki mazot fiyatları nerede? Yani bu tekne sahipleri, kıyı balıkçıları özellikle, çocuk okutan, evine ekmek getiren kıyı balıkçıları bu mazot fiyatlarıyla denize çıkmayı bırakın, teknenin üzerine adım atamıyor. Bu üreticilerimiz, hep dedik 1 milyar 700 milyon dolar hedefimiz var ihracat. İthalat ne olacak? Bir sürü de ithalatımız var. Ama plansız ve ölçeksiz giden yatırımlar maalesef bize ileride zarar olarak dönecek. Bir de her geldiğimde sorarım buraya. Sayın Bakanım, eskiden et ve balık kurumu vardı değil mi bu ülkede? Bu et ve balık kurumunun balığı nereye gitti? Niye bu kadar bir düşmanlık? Et ve süt kurumuna dönüştürdük, sütü de mahvettik. Şuraya bir et balık kurumu kurmak lazım değil mi? Şu anda Türkiye'de bu çabı, süremiz çok kısa Sayın Başkanım, biraz da istiyorum çünkü biraz önden bir dakikam gitti. Türkiye'de üreticiler de sıkıntıda. Niye? Çünkü plansız ve ölçeksiz bir üretim var. Bu sene ihracat noktasında Rusya ve Japonya pazarı vardı. Rusya'da bir savaş çıktı. O kadar üretim fazlası oldu ki şu anda depolarda Türk somonu denilen bizim yarattığımız balık türü bekliyor. Sadece orada değil, denizlerde hamsi boyları ufaldı, istavrit boyları ufaldı. Bizim ilk yapmamız gereken, evde ilk başta kendimiz, hep balıkçıyı suçlarlar ya, hayır efendim, ilk başta kendimizi düzeltmemiz lazım. Ve Türkiye'de kıyısı olan şehirlerin arıtma tesisleri, ileri derecede biyolojik ve kimyasal arıtmaları yapılmadığı sürece biz daha çok ararız. Her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz maalesef. Yani konuşacak, evet, çok şey var.
Buyurun tamamlayın. Şimdi barajlar kurduk, altına HES'ler yaptık. O zaman dedik biz enerjiye karşı değiliz ama bu barajlarda tutulan suyun ne olduğunu, o suyu verdiğimiz zaman o HES'lerden akıtılan suyun çürük su olduğunu ve denize gittiği zaman yavru balıkların büyüyemediğini de bilmek lazım. Niye balık boyları küçük diyoruz? Çünkü büyütmeye fırsat vermiyoruz. Kirlilik had safhada. Ben bu komisyona, bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum komisyondaki. Çünkü orada gerçekten siyaset yapmıyoruz. Türkiye'de su ürünleri sektörünün bir adım daha ileri gitmesi için ortaklaştırılmış bir çalışma yapıyoruz. Bunun sonucunda da tavsiye niteliğinde alacağımız kararlar emin olun ki Türkiye'de yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Bir de son kez şunu söyleyeyim. Dalyanlarla ilgili Türkiye'de iki gün önce bir dalyana gittim. Yani bu kadar devletimizin bu dalyanlara bir el atması lazım. Dalyanlar kiralama değil, bizim yönetmemiz lazım. Bir de bütçe konu... Buyurun tamamlayın. Şunu da söylemek istiyorum. Konuştuğumuz Türkiye'nin üç tarafı deniz, dört deniz olan bir ülkede dediğimiz Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından şu anda yönetiliyor. Ama bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 300 milyon TL. Bütün her tarafımız deniz olan bir ülkede Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 300 milyon TL. Onun için o zaman da balıkçıya 1000 lira, işte 2000 lira destek dediğimiz zaman da hiçbir şey ifade etmiyor. Gittiğimiz her yerde, burada komisyondaki arkadaşlarımı görüyorum. Gittiğimiz her yerde bize söylenen tek söz var. Türkiye'de Denizcilik ve Balıkçılık Su Ürünleri Bakanlığı'nın kurulması lazım. Kurulmadığı sürece bütün balıkçımız, bütün sektör bunu istiyor. Olmadığı sürece 7 bakanlığın el attığı bir süreçte bu yönetilmesi zor. Bir de Ulaştırma Bakanımıza söyleyeceğim. Barınaklarımız çok kötü durumda, zor durumdalar. Hele özellikle son yaşanan felaketten sonra ciddi hasarlar aldı.